Hoş geldiniz Fatih Bey. Buyurun. Hoş bulduğumu söyleyemeyeceğim. Bakın şöyle yapalım. Siz teklifinizi yapın. Ben de reddedeyim. Çünkü acelem var. Karım gelinlikle beni bekliyor. İşinizin bitmesini özellikle bekledim. Karınıza karşı mahcup olmanızı istemem. Evet, gerçekten çok naziksiniz. Mevzuya gelsek? Mevzu malum. Size marka ve piyasa değerinin çok üstünde bir teklifte bulunduk. Teklifi yaparken özellikle imtina ettim. Malum, Şekercizade çok köklü bir marka. Ama siz teklifi değerlendirirken aynı imtinada bulunmadınız. Hanımefendi bakın, markamızı satmak isteseydik emin olun ilk size satardık. Ama ismimize paha biçilemeyeceğini düşünüyorum. Yani Şekercizade markası babamdan bana, benden de oğluma kalacak. İzninizle teşekkürler. Ne yapmamı istersiniz? Biraz bekleyelim. Nasıl olsa ilk tökezlediğinde bana gelecek. Ben otele gideceğim. Baş üstüne hanımefendi. Aracınızı hemen hazırlatıyorum. Hanımefendi bağırmayın. Ya ne demek bağırmayın? Kocamı buraya getirdiler gördüm. Çabuk söyle kocam nerede? Düğünden mi kaçtı? Ben çiçekler yebeydim doğuştan. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Çabuk söyle kocam nerede? Kocanızı tanımıyorum hanımefendi. Neden anlamıyorsunuz? Bırak lan. Ne demek tanımıyorsun? Şekercizade, Fatih Şekercizade bütün Türkiye tanıyor. Nerede kocam? Kendisini tanımıyorum ama neden ortadan kayboldu belli. Ana bak şimdi seni var ya. Seni ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Fatih! Çek lan ellerini karımın üstünden. Asıl kanız ellerini çeksin benim üzerimden. İyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? Bir şey yapmadılar değil mi sana? Yok canım. Sıkıyor sapsınlar. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi. Tamam pardon öyle şey falan yaptık. Sıkıntı yok. Ya sen ne bela bir şey çıktın. Vır 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 pişman etti adamları. Dur. Ederim tabii. Dağ başım burası. Allah demek o kadar seviyorsun beni ha? Ne alakası var? Benimki insanlık görevi. Ne? Araba nerede? Buraya bırakmıştım ben. Nereye bırakmıştın? Buraya. Lan arabayı buraya mı bıraktın sen? Kusura bakmayın Fatih Bey. Sizi kaçırırlarken nizami bir şekilde park edemedim. Çekmişler arabayı. Ne yapacağız şimdi? Mutlu musun? Çok mutluyum. Oo, o kadar mutluyum ki. Bütün gün gelinlikle adam kovaladım. Yetmiyormuş gibi güvenlikle kavga ettim. Şimdi burada kabak çiçeği gibi kaldım. Dünyanın en mutlu insanı benim şu anda. Ya tamam tamam sus. Taksi çağırırız. Taksi! Allah'ım ya. Ben senin için hayatım tehlikeye atayım. Etmediğin laf kalmasın. Aman da aman. Karısı kocasını kurtarmaya mı gelmiş? Ne oldu? Dönemezdim diye korktun değil mi? Şiş, hemen cıvıma Fatih. Hemen cıvıma. Buyurun karıcığım. Dur. Elbiseye basıyorsun. Basmıyorum elbiseye. Fatih Bey. Bıraktırayım sizi. Yok teşekkürler ben taksiyle gidiyorum. Peki. Fatih Bey. Tekrar görüşeceğiz biliyorsunuz değil mi? Görüşürüz ama fikrimi değiştireceğimi zannetmiyorum. İyi günler. Gidelim. Allah Allah taktı bu kadın. Kimdi o kadın? İşte bu kadın getirtti beni buraya. Ya söylesene vaktiyle vereyim saçını eline. Ya sen ne çirkin bir şey oldun. Sinirlendim ya. Gidebiliriz ben tarif edeceğim yolu. Acele etsene git. Ne yapıyorsun? Ya saçmama ben. Nasıl geleyim bu kılıkla? Sen daha normal görünüyorsun. Git içeri. Bir poşete bizim kıyafetlerimizi koy getir. İyi tamam bekle. Bekleyeceğim tabii. Ne yapacağım? Ya yok kimse. Nasıl yoklar? Ne bileyim açmıyorlar. E ne yapacağız? Size de gidemeyiz. Allah'ım yarabbim ya. Ben... Uzmak üstümüze, başımıza.
Bir şey alalım diyeceğim ama cüzdan yok. Cüzdan da bil bakalım nerede? Arabada. Arabayı ne attılar? Çektiler. Şansıma tüküreyim. Düğünde at takı falan hiç gelmedi mi abla? Onları bozursanız. Kardeşim, biz senin bildiğin gibi gelinle damat değiliz. Sen yorma kafanı. Ya tamam, o zaman bana gidiyoruz. Gizli gizli gireceğiz, ne yapalım? Nasıl gireceğiz gizli gizli? Dur, buluruz bir çaresini. Şoför bey, isminiz ne? Ayhan. Ayhan, şimdi dönelim. Biraz daha yolumuz var, orada paranızı alacaksınız. Tamam. Artık yapıştım gülümün üstüme ya, baktım ya. Hanımlar, harika bir sofra hazırlamışsınız. Ne meziyetleriniz varmış sizin böyle. Hepinizin emeğine ve ellerine sağlık. Estağfurullah. İnşallah bu sofralarımız bol olsun. Amin. Mukaddes, niye dikiliyorsun orada öyle? Bak, Şevket Bey de gelmişler. Hoş geldiniz desene. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk Dünür. Nasılsın? İyi misin? Sağlığın saatin yerindedir inşallah. Yerinde. Mukaddes Şekercizade'yim ben. Kolay kolay bir şey olmaz bana. Mustafa. Hoş geldiniz. Ayhan Mustafa, helalleşin. Hakkını helal et kardeşim. Ne yapıyorsun Mustafa? Para ver, para. Tamam, siz iyisiniz değil mi Fatih? İyiyiz, bak bizi görmedin. Gelinlikte amattık, hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam, görmedim Fatih. Al kardeşim. Ya ne yapıyorsun? Buradan giriyorum işte. Nasıl buradan giriyoruz? Herkes görür bizi böyle. Tamam, gel şuradan görün, gel. Canım, nerede kaldı bu çocuklar? Gelmek üzerelerdir babaanne. Alo, Mustafa. Abimler gelince haber verir misin bize? Az önce geldiler Selin Hanım. Geldiler mi? Gelmişler. Herkes sessiz oluyor, tamam mı? Madem bir sürpriz yapıyoruz, iyice şaşırsınlar. Tamam mı? Günay, ışıkları kapatır mısın? Hemen kapatıyorum. Ay, ne gerek var şimdi buna? Ne gerek var? Anneciğim, olur mu? Sessiz. Bak şimdi kimseye görünmeden yukarı çıkar, üstümüzü değiştir, sonra ineriz. Gel. Şşş, sessiz ol. Ya çok karanlık. Tamam, tut elimi. Orası değil. Yapışan. Elimi tut deyip bana niye papağanı dönüyorsun? Al işte, elim burada. Gel. Tamam. Ne yapıyorsun? Ya bu kavga. Çek, tamam ben de... Yerler kayıyor. Ya git gidin. Ya sen bir... Sürpriz. Evet, sürpriz. Oh, ne güzel memleket ya. Tabii canım, gülün, eğlenin. Oh, kah, ki. Biz burada fare gibi kemirelim. Şimdi siz böyle gelinlikli, damatlıklı göremedik deyince bizi. Biz de ne yaptık? Böyle giyindik, sürpriz yapalım dedik size. Evet, yani böyle bizi görünce mutlu olursunuz diye düşündük. Oy Zeynep'im, ne kadar da güzel olmuşsun. Beni çok duygulandırdınız. Kim düşündüyse çok ince düşünmüş. Ben düşündüm babaanne.
ben düşündüm. Bencil. Böyle gelinlik, damatlık tamam da bir de düğün görmemiz lazım. Şimdi ben burada söz veriyorum. Düğün yapacağım. Hem de çifte düğün. İnşallah. Orhan nerede? Hala mı hasta? Hasta mı? Orhan hasta mı? Ya bugün telefonda konuştuk. Hastayım, evde yatıyorum dedi. Hangi evde? Hangi evde olacak? Dünür karısının evinde. Ne münasebet. Kovdum onu ben bu evden. Oy. Ne? Ulan sen benim yeğenimi nasıl evden kovarsın? Kovarsam kovarım be. Orhan nerede? Tevbi Bey. Nerede Orhan? Sokakta mı kaldı? Hanımefendi, o çocuğu bu evde istemiyoruz. Tamam. O zaman ben de onların ikisini alıp benim evime götürüyorum. Ha. Benim evim de yüreğim de geniştir Fehmi Efendi. Alırsın. Kızımı bu evden hiçbir yere götüremezsin. Konuş Fehmi, konuş. Biz ne yapıyoruz mukaddes? Abi. Size düğüne kadar izin vermiştim. Şimdi izinleri kaldırıyorum. Gelin kızım, hazırlan. Kocanın evine gidiyoruz. Ne var? Yapma ya. Tamam. Ne oldu abi? Dayım vefat etmiş ya. Oy deme. Oy. Allah taksiratı affetsin. Bu durumda da düğün ertelenir. Geldik oğlum, geldik. Ay. Gel anneciğim. Ay. Ay şunu. Ay yeter. Yeter. Of. Anam, anam, anam. Anam bittik vallahi, ne gündü. Ay bir de bana sor. Şu üstümdeki gelinlik var ya, en az 10 kilo. 10. Tamam evet, anneciğim, tamam oğlum. Kurtulalım. Tamam, haklısın sen de. Sen de sıkıldın biliyorum, tamam. Ya ağlar tabii. Zeynep, ev soğuk. Tabii ki de soğuk Fatih. Ne bekliyordun? Bu sobalı bir ev. Ya çocuk hasta falan olur. Bize mi dönsek acaba? Hayatta gitmem ben size var ya. Ben burada kalıp kafamı dinleyeceğim. Kusura bakma. Sen istiyorsan git. Ne yapacağız peki? Ne demek ne yapacağız Fatih? Sobayı yakacağız. Kim? Sen. Allah Allah. Koca değil misin? Madem kocasın git sobayı yak. Gel anneciğim. Gel. Zeynep ben soba... Üflüyorum, üflüyorum. Niye olmuyor ya? Zeynep! Bozuk bu soba! Hadi oğlum ya. Hadi yan bir şey ya. Hayatımda soba görmedim ki. Hadi. Hadi bak. Isıtmam gereken bir oğlum, bir de karım var. Hadi. Hah. Koçum. Hadi. Sağa geç, sağa. Bak orada odun var, onu tutuştur. Şimdi oksijen girecek. Başardın.
Ya ben sobayı yakmıştım. Oturtalım sizi. Günaydınlar Selim Bey. Hoş geldiniz. Bilin bakalım bugünkü menümüzde ne var? Mama. Mama. Yanında içecek olarak ne alırsınız? Hemen bakayım ben. Aha, süt. Sütümüz de burada. Şimdi ne yapacağız? Burada biberon olduğuna göre sanırım bu. Peki bunu karıştıracak. Evet. Şimdi bu muydu? Sen bundan mı yiyordun? Ha, çok güzel kokuyor. Kaç kaşık bundan? Kaç? Şöyle bir. Şöyle iki. Bu da sana kıyam. Üç. Sütümüzü. Çok hafif. Koyduktan sonra. Öyle. Karıştırıyoruz. Karıştırdık. İyice mamayı sütün içinde dağıtıyoruz. Bu çok önemli. Sanırım oldu. Al bakalım. Al al. Alsana lan. Bak ben alırım. Bu ne be? Çamaşır suyu gibi. Alma alma. Sana başka tatlar bulmak gerekir. Dur ya. İnternetten bakalım o zaman. 9-10 aylık bebekler ne yer? Aa. 9-10 ay dedik de. Hacı senin yaş kaç? Gel bakayım buraya bir. Aç bakayım ağzını. 1-2 Dur. 2-3-4 Bu da yarım 4,5'tan 5 Yani 10 aylık oluyor musun? Olmamış mı oluyor? Aman. Of. Menemen yapıp bana yeseydik keşke. Anneye götürelim seni, gel. Seni. Zeynep, çocuk açlıktan ölecek, uyansana. Zeynep. Aa, senin ateşin var. Zeynep, yanıyorsun. Oğlum, dur. Oğlum, dur, seni açlığını gidereceğiz, tamam mı? Sen şimdi böyle koyayım. Tamam mı? Zeynep, dur, tamam da valla. Zeynep. Çıkar şu üstündekini, çıkar. Ne yapıyorsun? Çıkar şunu. Ah.
Çok bir şey yok. Tamam gel şöyle kalk. Senin ne yavrum? Onu doyuracağım ben şimdi. Dur önce seninle ilgileneyim ben hemen. Gel. Gel kalk hadi kalk. Ben çok üşüyorum. Tamam kalk hadi kalk. Beni çıkartıyorsun ya. Geliyorum Selim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.